Oh, make me over. I'm all I wanna be. Beğendim. Hastalık bu futboldan, hastalık bu sohbetten. Hepinize merhabalar. Avrupa şampiyonu belli oldu. Euro 2024'te kazanan İspanya oldu. Biz de final maçını konuşmak için mikrofonun başındayız. Alican, hoş geldin. Hoş bulduk. Herkese selamlar. Evet, İspanyollar için güzel bir gün. İspanya gerçekten oynadığı futbolla başından beri belli ediyordu kendini. Yarı finallerde de konuşmuştuk. Aslında kadro kalitesi olarak öyle çok büyüleyici, çok göz alıcı bir kadro değil İspanya ama gerçekten takım oyununu sahaya en iyi yansıtan takım görünümü önündeydi ve finale kadar da geldiler. Turnuva başlamadan önce çok az kişinin favorisidir muhtemelen İspanya. Çünkü çok güçlü bir kadroyla gelmediler buraya. Fransa olabilir birçok kişinin favorisi. Hani sevilmese de İngiltere çok güçlü bir adaydı. Almanya tabii ki natürel bir favoriydi. Almanya'yı elediler. Fransa'yı elediler. Finalde de İngiltere'yi elediler. Yani anasının ak sütü gibi helal dersin ya, öyle bir durum ve top oynayarak. Ha, tabii ki birçok kişinin favorisi değildir dedi. Ama özellikle bu turnuva başlamadan öncesi için kastediyorum. Turnuva başlayıp grup aşaması tamamlandıktan sonra da en iyi top oynayan takım da İspanya'ydı. Ve yani ilk yarı birazcık anti futbol gibi geçti her iki takım adına da. Seyir zevkini pozitif anlamda etkileyen bir şey göremedik ama ikinci yarıda bazı bölümler var ki Fransa'nın ardından İngiltere gibi bir takımı da felç etti pas kalitesi. Evet, o zaman ufak ufak ilk yarıdan başlayalım. İlk yarıda İngiltere'den güzel bir asist ve savunması izledik gerçekten. Özellikle oyun kurulum aşamasında İspanya'yı hep stoperlerinden çıkmaya mecbur ettiler. Rodri'nin başında sürekli iki kişi vardı. 29. dakika civarı ben bir not aldım. Rodri'nin o dakika itibariyle pas sayısı sadece 16'ydı. Yani her 2 dakikada bir pas yapabilmişti neredeyse. Bu Rodri için çok düşük bir standart gerçekten. Bunun bir sonucu olarak İspanya rakip yarı sahaya bir şekilde yerleşse de orada üretmekte zorlandı. İlk yarıda tam 14 tane orta yapmış İspanya. Bu çok alışık olduğumuz bir durum değil. Oyunu İspanya gibi oynayan bir takım için, öyle söyleyeyim. Tabii buna karşılık İngiltere ne üretti diyecek olursanız hiçbir şey üretemediler. Şu şeyi bir açıklayalım. Bu çok bilinen bir şey değil. Tabii ki içeriği izleyenler bunu biliyordur ama her geçen gün yeni aboneler kazanıyoruz. Bilmeyenler için bu Assist V'nin ne olduğunu bir ben tarif edeyim hızlıca. Hı-hı. Aslında Assist V dediğimiz şey XG şemasından feyz alınarak hazırlanmış bir savunma sistemi. Oldukça rasyonel, oyunu özellikle savunma tarafını en efektif nasıl yapabiliriz prensibine dayanıyor. Sahayı 32 parçaya ayırıp nerelerden gol olma ihtimali kaç XG diye ayarlandığında XG oranlarının en yüksek olduğu bölümler V şeklini andıran, aslında bir yamuk şekli olan geometride bu son 5 yıldır popülerliği giderek artan, topun arkasına geçip genelde topu rakibe bırakmayı seven takımların fazlaca faydalandığı mantık da şu: biz buraları savunursak zaten buralardan en çok gol olma ihtimali var. Dolayısıyla gol yeme ihtimalimizi minimize etmiş oluruz gibi bir anlayış. Ama burada tabii enteresan, yani şimdi birazdan ikinci yarıya geçtiğimizde konuşuruz. Maçtan önce şöyle bir açıklama yaptı. Kazanmamızın tek yolu kaybetmekten korkmamamız gibi bir açıklama yaptı Southgate. Orada biraz kendi kendini de ikna etmeye çalışmış herhalde. Yani inanmadığı bir şeyi söylerken ben. Evet. Ya 60. dakikada Harry Kane'i çıkarıyorsun. Oli Watkins. Yani santrafor çıkarıp santrafor alıyorsun oyuna. Cesaret ve Southgate kelimeleri çok yan yana yakışmıyor bile. Evet, evet. İlk yarıda İspanya'yı iyi durdurdular. Sadece 5 şuta izin verdiler. Ama buna karşılık İngiltere ne üretti diyecek olursan, zaten ilk yarıda İngiltere'nin kaleyi bulan tek şutu 45+1'de Foden'dan geldi. O da çok etkili bir şut değildi açıkçası. Ve şunu gördüm ben. Topu kazandıkları, geçiş yapabilecekleri, ortada bir geçiş fırsatından söz edebileceğimiz her durumda İngiltere'nin rakip kaleye en yakın oyuncusu bile o kadar uzaktı ki. Ve o mesafeleri kat etmek için de işte elinizde Vinicius gibi, ne bileyim işte Heung-min Son gibi geçiş silahları olması gerekiyor belki de. Aslında var abi, yok değil ki. Yani ben yok demem. Bu Kaya Saka geniş alan, dar alan çok süratli bir oyuncu. Foden hani geniş alanda çok süratli değilse de dar alanda çok çabuk bir oyuncu. Bellingham zaten dünyada en iyi geçiş futbolunu oynayan takımın en önemli bağlantısı. Harry Kane de kendisi hızlı olmasa bile o tek paslarıyla oyunu hızlandı ama işte abi topa basıyor yani. Geçiş fırsatı yakaladığında bile topa basıyor, güvenli oyun tercih ediyor. Yani olmaz. Hiç hak etmediler yani. Bu futbol adaletli bir oyun değildir. Öyle bakmaz yani kimin daha çok hak ettiğine ama bugün birisi kazanacaksa şu korkaklık bir kupa kazanmayı hak etmiyordu. Evet, dakika
dakikasını hatırlayamamakla birlikte ilk yarıda bir pozisyon var. Stones'un neredeyse böyle orta sahadan kalecisine döndüğü. Evet. Yani orada herhalde hepimiz bir tepki verdik ekran başında. Tribündekiler de verdi zaten. Buradan ikinci yarıya geçecek olursak. Burada ben biraz daha ikinci yarıya geçmeden önce şampiyonun hakkını vermek istiyorum. Peki. Çünkü hem olabilecek en zor yoldan geldi bir kere İspanya buraya. Kupanın 3 tane favorisiyle oynuyorsun ve çat 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 oynuyorsun. Bu tabii bir önceki programda konuştuk. Pas kültürü İspanya'nın DNA'sında var. Ama bu 2024 modelinde de bu iki ön oyuncusu çok süratliler, çok patlayıcılar. Hani dedim ya ben Fransa'da ön alan baskısı yapamadı İspanya'ya. Pres çok çalışmaz demiştim ki turnuvanın en dinamik takımı. Bugün İngiltere'de hani atletizm ve tempo açısından yine turnuvanın en iyi takımlarından ikincisi diyebilirim. Onların da ön alan presi çalışmadı. Bu çalışmamasının sebeplerinden biri de Lamine Yamal ve Nico Williams. Onu söyleyeyim. Pas örüntüsünün bir parçası oldukları için değil, onlar önde kaldığı zaman stoperler veya bekler çıkıp ön alan baskısı yapamıyor. Yani yapmaya cesaret bulamıyorlar. Çünkü arkada onlara geniş alan bıraktığın an hemen cezayı kesebiliyor. Yani onun yanı sıra Fransa'ya karşı yine %91 ile yanlış hatırlamıyorsam paslaşmışlardı. Bugün %90 ile paslaştılar. 489 tane isabetli pasları var. Tıpkı Fransa maçında olduğu gibi bunların 232 tanesini kendi yarı sahasında yapmış İspanya. 257 tanesini rakip yarı sahada yapmış. Bunlar çok bu seviyelerde, final seviyelerinde çok dominant performanslar. Üstelik bunu Fransa'ya da gördük, İngiltere'ye de gördük. Öte taraftan İngiltere'nin sadece 229 tane isabetli pası var. %78 gibi çok vasat bir pas yüzdesiyle paslaşmış. Yani %90'a %78 pas isabet yüzdeleri. Ve İngiltere yaptığı isabetli pasların 126 tanesini kendi yarı sahasında, sadece 103 tanesini rakip yarı sahada yapabilmiş. Bunlar yani Fransa maçında tıpkı koyduğum bu pas örüntüleri bu maçta da maçın rengini, yani ben bu maçı izlemesem bu istatistikler üzerinden okuyup maçın nasıl oynandığını çok net anlayabilirim. Çok net resmi gösteriyor. Bugün İspanya'nın 30 tane rakip ceza sahasında topla buluşması var. İngiltere bunun yarısı, 16. Dolayısıyla tekrar altını çizeyim. Olabilecek en zor yoldan, kazanılabilecek en haklı şekilde ve bir Avrupa şampiyonasında olabilecek en pozitif futbolla kazandı İspanya. Tekrar tebrik edeyim. Evet, ben de başta söylemeyi unuttum. Ben de tebrik ederim İspanyolları. Bu arada benim verdiğim veriler ilk yarıdandı, yani kafa karışıklığı olmasın. İlk yarıda biraz daha bence İngiltere'nin istediği gibi oynanıyordu oyun. En azından İspanya'yı kısıtlamayı başarmışlardı. Biraz alışkanlıklarının dışına çıkarmayı başarmışlardı. Zaten ceza sahası içinde topla buluşma sayıları da ilk yarıda 12-8 çok daha dengeliydi. Fakat ikinci yarının başında aslında bir mecburi değişiklik yine Almanya maçında da bir benzeri olmuştu. Rodri'nin çıkıp yerine Zubimendi'nin girmesi, İngiltere'nin ben orada ikinci yarının hemen başında marka şemasında bir kafa karışıklığı yaşadığını düşünüyorum. Zaten 48. dakikadaki pozisyon, Dani Carvajal'in ileriye çıkması, Fabian Ruiz'in oraya, yani sağ bekin operasyon alanına kendini atması üzerinden bir pozisyon geliştiriyor İspanya. Tek paslarla Carvajal'den Yamal'a, Yamal'dan arkadaki Nico Williams'a, ama goldeki bence önemli detay Morata ve Olmo'nun attığı çok değerli iki tane ön direk koşusu var. Morata ön direğe doğru alıyor, yanındaki stoperi götürüyor. Olmo Kyle Walker'ı alıp penaltı noktasına doğru götürüyor ve arkada Nico Williams bomboş kalıyor. Pasın zamanlaması da çok iyi. Nico Williams'ın zayıf ayağıyla bitirişi de çok iyi ve İspanya bu golle 1-0 öne geçiyor. Çok şey var. Evet, senin söylediklerin de doğru. Çok nüans var golde söyleyebileceğimiz. Yani ciddi bir takım oyunu görüyoruz. Topa dokunanlar çok büyüleyici işler yapıyor. Topa dokunmayanlar da senin söylediğin üzere topsuz alanda. Ama bence golü getiren temel şey Carvajal'in topu tekte oynaması. Gürcistan maçında söylemiştim, hatırlıyor musun? Yani bizim oyuncularımız tekte oynamayı bilmiyor. Çünkü bir topu tekte oynamak için top daha sana gelmeden evvel ne yapacağına karar vermiş olman lazım. Bu arada araya gireyim küçücük. Hı. Çok da kötü bir pas atıyor Carvajal ayağının dışıyla. Yamal'ın arkasına düşüyor top. Ama bak pozisyonu tekrar izle. Carvajal o topu tekte attığı için Lukšav önde kalıyor. Evet. Ve Yamal maçın başından beri ilk defa Gehi ile Şov arasında top alıyor. İşte bu zaten Yamal'ı nerede topla buluşturmalısın? Back stoper arasında. O topa bassa Carvajal daha düzgün bir pas atabilir mi? Atabilir. Ama o zaman Şov yerine geçmiş olur ve Yamal ikisinin arasında değil, ikisine cephede karşı karşıya gelir. Kademeli bir şekilde karşı karşıya. Kademelerini bozacak bir yerde top aldığı zaman soluna doğru bir kez dürttüğünde geçmiş olsun artık. Bütün İngiltere savunmasının marka şeması kayıyor. Ve kaydıktan sonra bence goldeki bir numaralı mevzu Carvajal'in tek topu. Goldeki iki numaralı mevzu da Yamal'ın, bak ne kadar büyük oyuncu olacak onu zaman gösterecek. Bence
Korelli ile ilgili kat etmesi gereken çok büyük bir yol var Yamal'ın. Yani kaçırdığı gol mesela, birazdan konuşuruz, berbat bir vuruş. Ha yani tabii 17 yaşında bu arada. 17 yaşında da dün girdi bu arada yani. Hani tarihin neresinde bitirecek bu oyunu bilmiyorum, göreceğiz. Skorerliğini bence çok geliştirmesi lazım. Eğer oralarsa, hani GOAT mertebesi ise kastettiğimiz. Skorerliğini çok geliştirme ayrı ama asistindeki pasından bahsediyorum. Çok büyük oyun zekası var. Yani bu zaten La Masia'dan çıkan herkes de görüyoruz. Ama bu çocuk hani o büyüleyici yetenek setinin üstüne bir de inanılmaz oyun zekası. Bu çok az gördüğümüz şey. Elit sınıf bir driplingçi. Yaşına göre inanılmaz patlayıcı ve güçlü. Ve iyi pasör. Şimdi bu çok az yakaladığımız bir kombinasyon. Yani topla birlikte çok bu kadar çabuk alan oyuncular. Mesela Nico Williams öyle değil. Nico Williams da kötü demem oyun zekasına. Ama Yamal'ın ki başka bir şey abi. Evet, çok iyi karar verici. Daha bu yaşında. Türkiye'den örnek vereyim. Geri Rodriguez, Bruma, Henry Onyekuru, böyle topla birlikte pırpır olan oyuncuların genellikle saha görüşleri çok çok iyi pasör olmaz. Yani öyle driplingçiliğin üstüne böyle bir pasörlük eklediğin zaman çok farklı bir kategoriye giriyorsun zaten. Veya o kadar iyi inceci pasör olanlar da Yamal kadar patlayıcı olmazlar. Ki Bernardo Silva mesela. Evet. Müthiş vizyon, müthiş inceci ama şey değil, süratli değil mesela o da. İkisini bir araya getirmek çok eşsiz bir karışım yapıyor ve golü bak tekrar tekrar izleyince ben gördüm. Walker'ın hareket ettiği tarafa doğru topa yön veriyor. O topu Nico Williams'a doğru oynamıyor. İngiltere savunmasının yattığı yere doğru vuruyor. Yani bugün bilmiyorum şeyi de izledim. Alcaraz'ı da izledim. Tam bir bu arada şey, sporda İspanyol gecesi. Onun da böyle çok enteresan vuruşları, kesmeleri falan. Evet. Büyüleyici bir pas. Pası tekrar tekrar izlesin izleyicilerimiz. Ne demek istediğimi anlayacak. Böyle bir gol. Yani golle ilgili anlatılacak gerçekten çok şey var. Bu arada ilk yarının sonunda İngiltere'nin attığı ilk isabetli şut da bir duran toptan geldi Foden'ın, senin bahsettiğin. Hı-hı. Ama o duran topun oluşumu da şöyle. Carvajal çok ciddi bir hata yaptı. Takım arkadaşına top kaptırdı, Bellingham'a. Evet. Yani bir İspanyol hatası sonucunda bir duran top ve o duran topla bir isabetli şut. Yani sanki İspanyollar hiç hata yapmasa İngilizler hiçbir şey üretemeyecekti argümanının da altını tekrar çizmiş olayım. Evet, golün hemen arkasından 48. dakikada bu sefer Dani Olmo'yla ve yine savunmadan başlayan ama bu sefer uzun çıkarak yerleştiği İspanya'nın bir hücum var. Galiba Morata indiriyordu yanlış hatırlamıyorsam ve Dani Olmo'yla 2-0'a çok yaklaşıyor aslında İspanya. 55'te yine Yamal'ın getirip Morata'ya servis ettiği bir pozisyon var. Bu sefer de Morata çok kötü vuruyor. Yine büyüleyici bir pas. Evet, çok iyi bir pas. Böyle nasıl diyeyim, şey yapan paslar. Sanki Messi tarafından vaftiz edilmiş gibi. Böyle şey, oyuncuyu bekliyor. O topu alacak oyuncuyu bekliyor pas. Evet. Top öyle bir şiddette ki. Kroos'un Vinicius'a attığı pas var ya. Kullanıma hazır pas diyorlar ya işte bunu. Nico topla buluştuğunda top artık neredeyse hareketsiz hale gelmiş. Yamal'ın attığı paslarda hep finalde oyuncu topla buluştuğu anda top böyle ölmüş oluyor. Çok özel bir pasör. Ya ben bu kadar iyi pasör olduğunu bilmiyordum. Çok iyi driplingçi olduğunu görmüştüm. Ama işte zaten bu ikisi birleşince La Masia oluyor. Bir de bunun üzerine tabii Ekvator Ginesi genleri. Bir de Messi tarafından vaftiz edilmiş olmak. O fotoğrafları gördün mü bilmiyorum. Niye yaparlar ki böyle bir şeyi, anlamadım yani. Ya, Gora'daki şey hani karışık koy. Ya Ansu Fati ile ilgili de aslında ilk piyasaya çıktığında benzer şeyler söylenmişti. Ben o yüzden Yamal'a karşı böyle birazcık şey yaklaşıyordum. Benim de. Mesafeli yaklaşıyordum. Aynı önyargım vardı. Ben Ansu Fati'nin gotluk mertebesiyle uzaktan yakından alakası olmadığını hatırlarsın, o zaman bir Discord grubumuz vardı çok aktif, evet, kullandığım. Hep söylüyordum yani. Değil çünkü, yok yani. O oyun aklı ya vardır ya yoktur. O bir de zaman içerisinde de gelişmez o bu arada. Tabii tabii. Dolayısıyla Yamal farklı ama. Morata'nın vuruşunu bu arada Stone çıkardı ama Stone çıkarmasa da sanki zaten out'a gidiyordu. Onu söylüyordum. Gerçekten kötü bir vuruştu. Yani Morata'nın da zaten kariyeri boyunca eksiği buydu. Hep gol vuruşları sıkıntılıydı. Yani bağlantı oyununda gerçekten gitgide kendini geliştirerek bu turnuvada rüştünü ispatladı bence artık Morata. Zaten bundan sonra muhtemelen bir turnuva daha görmeyecektir. Ama bu şampiyon İspanya'nın en önemli parçalarından bir tanesiydi. Burada golü kaçırdıktan sonra Southgate o müthiş değişikliği yapıyor. Kane Watkins değişikliğini. Kane'le ilgili finalde konuşuruz. Ondan sonraki notlarımla devam edeyim bir ben. De, bir de Spiker dedi ya, risk aldı dedim. Dedim ne oluyor? Max Southgate risk. 63. dakikada Jude'un evet, bir Zidane dönüşü ve sonrasında sol ayağıyla attığı bir şut var. Bu maç bir noktada dönecek değilse ilk kıvılcım. Ve dönecek değilse de bunu Bellingham sayesinde yapacaktı. İngiltere çok belliydi. Zaten o yüzden yani Harry Kane'i alıyor ama Jude Bellingham'ı bir türlü oyundan alamıyor. Gerçekten bu tip anlar için yaşayan bir oyuncu Bellingham. Aslında enteresandır. Borussia Dortmund'da pek böyle bir oyuncu değildi. Değildi ya. Madrid'e transfer olduktan sonra işte Ancelotti'nin ona tanımladığı yeni rolle birlikte böyle bir oyuncu
oyuncuya dönüştü ve bu tip oyuncuları oyunda hiç gözükmüyormuş gibiyken bile işte alamıyorsun kolay kolay. Baba yani hani Ancelotti'lik de değil bence oyuncunun kendisinde varmış. Ya abi driplingçi ya. Dripling yapıyor yani. Ben Jude Bellingham dripling yapmamalı yani. Yapamamalı, anladın mı? O fizikle tabii. Yani tabii ki bir Yamal seviyesi, Bernardo seviyesi, Foden değil tabii ki. Ama hani o kalıplara soktuğumuz bir oyuncu, işte yorulmak nedir bilmeyen bir oyuncu, o kadar güçlü bir oyuncu, o kadar akrobatik bir oyuncu. Onu da yapma moruk yani. Boş ver onu da, da başkaları yapma. Yapsın. Onu da Yamal yapsın mesela. Bellingham'ı hiçbir zaman safkan teknik kalite üzerinden açıklamayız. Değil mi? Yani fizikalite üzerinden, mücadele üzerinden. Bir kategoriye koyacaksak mesela Nicola Barella kategorilerine yaklaştırırız, evet, Bellingham'ı. Onun fiziklisi deriz. Motor gücü deriz. Ama dönüş topçuoğlu topçu dönüşü. İki tane oyuncu geliyor. Bir sağından bir solundan. O anda o kararı vermek. Çok teknik oyuncuların yapabileceği. Hani birçok oyuncu da onu şu yüzden yapmaz. Hani yapacağım diye rezil olur. O yüzden yapmaz. Evet. Veya onu düşünemez. Hani düşünse zaten yapar ama o kısa sürede onu düşünmek mental yetenektir. Onu yapamaz. Ya da düşünür ama uygulayamaz. O kadar akrobatik değildir. İşte nasıl Yamal'ı övdük. Burada da İngiltere'de de çok özel bir paket Bellingham. Zaten maçta İngiltere'nin gole yaklaştığı bütün sekanslarda Bellingham'ın imzası var. Carvajal'dan kazandığı top sonrasında Kane'e aktarıyor. Savunma önünü kapatıyor Kane'in. Kornere dönüşüyor ve İngiltere ilk isabetli şutunu atıyor. 63'te bu bahsettiğim pozisyon Zidane dönüşü. Son dakikalarda yine Watkins'e attığı bir derin pas var. Ayağına dolandırdı. Ne defans bekliyordu ne Watkins bekliyordu öyle bir pası ayağına dolandırdı. Ve derken 72'de Jude Bellingham bir top kaybı yapıyor öncelikle ve İspanya adına bir pozisyona dönüşüyor. Oyarzabal sol çaprazdan çok etkili bir vuruş yapamıyor. Ve maçın başından beri aslında bu geçiş hücumu sayesinde İspanya rakip kalenin önünde biraz kalabalıklaştığı için aslında İngiltere bir geçişin geçişi fırsatı buluyor ve doğru. Golle sonuçlanıyor ama orada da yine Bellingham'ın ceza sahası içerisinde çok soğukkanlı bir duvar oluşu. Arkasında Palmer'ın olduğunu bile göre. Palmer da ne vurdu be. Gerçekten çok iyi vuruş. Ben Cole Palmer'ın golüyle ilgili hani daha bunun üstüne söyleyecek bir şeyim yok. Ama bu golün neden olduğuna dair farklı bir teorim var. Oyunun birazcık daha irrasyonel tarafında. Bilmiyorum senin dikkatini ya da seyircilerimizden dikkatini çeken var mıdır? Artık İspanya tüm oyun üstünlüğünü aldı ve hani çok da dominant oynuyor kabulüm. Ama skor da hala 1-0. Tribünlerin şöyle bir hareketi oldu işte. Top Laporte'da Lenormand'a oynuyor. Oley. Her pasta oyuncuya gelince pas olunca oley. Sürekli kısa paslar. Ve bu 5-6 dakika devam etti. Her İspanya'ya top geçtiğinde. Şimdi bu bir kere 2-0 bile değil. 3-0 işi bu işler. Bir Avrupa Şampiyonası finalinin işi değil. 1-0'ın işi hiç değil. Çünkü niye biliyor musun? Sen her oley çektiğinde kendi futbolcuna şunu dayatıyorsun. Onu şuna kanalize ediyorsun. Yani sana yaparken sen o sıra pas tercihini arıyorsun. Belki oyunun gerektirdiği orada uzun çıkmaz. Evet, şartlıyorsun oyuncuyu pas yapmaya değil mi? Sen oyuncuyu bir yere şartlıyorsun, evet. Kısa atıyor. Oley oley oley. Bir de baskı altına alıyorsun kendi oyuncunu. Neden? O döngüyü kırmak istemez hiçbir oyuncu. Gereksiz bir tedirginlik yüklüyorsun bir kere. Evet. Kaybetmek de bu arada sıkıntı haline geliyor senin için topu. Diğer taraftan bakalım. Rakip takım oyuncusunu da rencide edici bir hareket. Yani rencide edici bir hareket değil. Yani bir küfür değil, bir şey değil. Ama rencide demesek de ona şey diyelim. Gaza getirecek bir hareket. Motive edici, evet. Çünkü onu kendine yapılmış bir saygısızlık olarak addedersin. Ve zaten bu 5 dakika süren oley sekansının sonu Cole Palmer'ın golü. Ben biliyorsun böyle şeylere hiç gelemem, hiç sevmem, hiç katlanamam. Ve futbolda bu tip şımarıklıkları her zaman cezalandırmasıyla meşhur bir spor. Bugün İspanya kazandığı için çok minik bir durum. Ama velev ki son dakikada o etten duvar ördükleri pozisyon girseydi, penaltılarla hasbelkader İngiltere kazansaydı, belki bugün bunu manşetten söyleyeceğim bir şeydi bu benim. Bu golle birlikte aslında İngiltere'nin birkaç dakikalığına da olsa maçta momentumu ele geçirdiğini, kontrolü diyemeyiz ama momentumu ele geçirdiği kısacık bir bölüm oldu. Ve orada İngiltere biraz daha rakibinin üstüne gitmek, biraz daha risk almak yerine bir kez daha topa basmayı tercih etti. Ve Morata da oyundan çıkmıştı İspanya'da. Belki Oyarzabal golü atmamış olsa o da hani sıkıntılı bir tercih olarak düşünülebilir. Ben ilk başta offside diye düşündüm. Ben de öyle zannettim. İspanyollar bu kadar sevindi ama bu gol VAR'dan dönerse bu sefer bu iş İngiltere'ye yarayacak gibi düşünmüştüm aslında.
Var'ın malum futbola bu tip bir etkisi de oldu. Bak futbol ne kadar enteresan bir oyun. Bak çok enteresan bir durum bu. 65'tekinde Yamal kendine yakışmayacak kadar kötü bir kontrol yapıyor. Bu kötü kontrolle birlikte top arkasında kalıyor. Arkasında kaldığı için Luke Shaw onun o kadar kötü bir kontrol yapacağını beklemediği için fazlasıyla öne gitmiş bulunuyor. Ve Yamal için çok net bir vuruş pozisyonu oluşuyor. Yani aslında işin doğrusunu yapsa belki Shaw da işin doğrusunu yaptığı için öyle bir pozisyon şut şansı oluşmayacak en azından. Bak yanlışını yapıyor, doğrusuna denk geliyor. Golde de, Oyarzabal'ın golünde de Dani Olmo aslında ilk de Kukurella'ya atması lazım. Ama atmıyor. Yanlışını yapıyor aslında. Oyarzabal'a atıyor. Oyarzabal ona attığı zaman tamam artık hücum öldü. Çünkü içeride oyuncu yok. Fakat Kukurella da tekte böyle serseri mayın gibi kesince çapraz böyle kaleye doğru da yönelen tek ayak üstünde kalıyor İngiliz savunması ve güzel bir dokunuşla da golü yapıyor. Ya futbol gerçekten çok enteresan bir oyun. Neden biliyor musun? Bunu bugün bir kez daha çok net anladım. Çünkü senin ısrarlarına dayanamayıp Wimbledon finalini izledik. Kötü bir spor diyemem. Eğlenceli mi? Evet. Yani en azından bu seviyede. Daha önce izlediklerimden hiç zevk almamıştım ama işte hani Djokovic, Alcaraz. Evet. Zevk aldım mı? Aldım. Ama çok sürprizsiz bir oyun moruk. Seyirlik işte ya tam. Skor sistemini de tam bilmiyorum ama işte yani 6 yapan bir seti kazanıyor ve bu setten 3 tane yapman lazım falan filan. Defalarca kez oynuyorsun hani anladın mı? Artık sürprize yer bırakmıyorsun yani. Kim iyiyse. Evet. Kötü oyuncunun kazanması imkansız gerçekten. Ama mesela İngiltere bugün işte son pozisyon. Olbo onu çıkaramasa sonra da maç penaltıya gitse mesela kazansa teniste yaşanamaz böyle bir şey. Veya hani teniste şey de yok hani kötü vuruş yaptım ama iyi oldu. Yani kötü vuruş yapınca bam diye çakıyor abi ağzına. Hani anladın mı? Hata hemen cezalandırılıyor. Ama futbol muhteşem bir oyun. Hastalık bu futbol. Evet, final notum şu. Harry Kane kariyerinde yine bir kupa kazanamadan bu turnuvayı da tamamlamış oldu. Ya bu tabii ki Harry Kane'in suçu değil bu arada ama. Abi artık ben şüphelenmeye başladım. Ne eksik oyuncuda diye soracak olursan. Bu arada bu söyleyeceğim yani herkeste olması gereken bir şey değil elbette. Yapı meselesi. Ama mesela hani öyle bir attitude ortaya koymalısın ki 60. dakikada hocan da seni oyundan alamamalı bir zahmet ya. Kane'e bakıyorsun 60'ta oyundan çıkarken bile surat ifadesinde en ufak bir değişiklik yok. Kaptan pozu bandını çıkar. Sanki hani mesaisi biten memur şeyini kartını basıp arkadaşlarına iyi akşamlar deyip işten çıkarmış gibi. Yok yani o alfalık yok adamın yok. Ruhunda. Ne yazık ki yok. Olsa zaten alamazsın oyundan Harry Kane. Alamaz. Bak ikisi prime'larının ve hani golcülük yetenekleri bence birbirine çok yakın. Lewandowski. Mesela Lewandowski'yi alamazsın kardeşim. Alamazsın. Alamazsın. Çünkü Lewandowski winner. Ama işte belki Kane'in kariyeri de böyle winner'lıkla yoğrulsaydı belki o da öyle bir alfaya dönüşecekti. Bazen çünkü yaşadığımız şeyler de bizi şekillendirir. Sürekli kaybeden bir adam Spurs'te zaten yoktu ve Bayern'e gittiği noktada dedik ki tamam yani. Hani bir Şampiyonlar Ligi belki ekleyecek düşüncesi. Hani şey zaten lig zaten garanti de. Hani bir yok, de belki Almanya kupası bile alamadı. Oğlum ya. Yok ama Leverkusen şampiyon oldu yani. Sondaki pozisyon da bence bunun en büyük sağlaması. Evet ya İngiltere'nin de biraz kaderi oldu bu artık. Peki o zaman madem artık şampiyon da belli oldu. Reese'e malzeme çıksın Ahmet'e. Altın 11 mi diyeceksin? Turnuvanın en iyi kalecisi. Ben sana adayları sayayım sen söyle olur mu? Çünkü ben çok kararsız kalıyorum bu tip konularda. Söyle. Unai Simon her şeyden önce şampiyonun kalecisi. Mamardashvili turnuvanın en çok kurtarış yapan kalecisiymiş. Jan Oblak kurtarış yüzdesinde lider. Bir de Mert Günok var tabii. Mert Günok tamamen objektif. Peki sağ bek Walker Kimmich Kunde. Walker. Walker değil mi? Sol bek Nuno Mendes, Kukureya ve Ferdi Kadıoğlu. Tamamen objektif Ferdi Kadıoğlu. Buna ben de çok katılıyorum bu arada. O XA yok yani. Hücum oyuncularında yok. 7 maç oynayanlarda bile olmayabilir. Yok. İkili mücadele kazanma yüzdesinde de bu arada son 16 bittiğinde liderdi. Çeyrek final bittiğinde de muhtemelen öyleydi. Ya Mert birazcık tabii Türklükler ama Ferdi şey yani kesin objekt. Hani Mert de bu arada girmez değil ama listede Mert'i saymasaydım Mamardashvili diyecektim. Onu da söyleyeyim. Anladım. Peki. Stoper bir sürü isim sayacağım. İki tanesini seç aralarından. Rüdiger, Van Dijk, Laporte, Stones, De Vrij, Saliba, Pepe. Pepe bir kere. Kesin. Pepe kesin. Onurlandırmak lazım o performansı. Stones diyeceğim. Stones bence de bu maç çok iyi değildi ama bu maça kadar hatasıza yakın oynadı. Geçtik orta sahaya. Şimdi şampiyondan almamız gereken bence iki tane oyuncu kesin var. Birisi Dani Olmo. Zaten turnuvaya damgasını vuran oyunculardan bir tanesiydi. İkincisi de bence çok underrated bir oyuncu Fabian Ruiz. O da müthiş bir turnuva oynadı. Bence bu ikisini kesin almamız lazım. O yüzden diğerleri içerisinden bir tane seçmeni isteyeceğim senden. Jude Bellingham, Xavi Simons, Florian Wirtz, N'Golo Kante.
Abi nasıl seçeceksin ki bunlar? Ben burada Bellingham'ı seçerim ya. Bu arada şöyle bir spoiler vereyim. Santrafor'a geldiğimizde gerçekten oraya yazmaya değer bir 9 numara bulamadığım için oraya da orta saha oyuncuları koydum ben. O yüzden hani burada elediğim bir tanesini orada tekrar gündeme getirebiliriz. Tamam. O zaman orta sahaya Fabian Ruiz, Dani Olmo ve şey mi dedik? Bellingham mı dedik? İyi dedik. Peki sağ kanat Yamal, Barış Alper Yılmaz. Hadi seç bakalım. Yamal. Yamal değil mi? Evet. Barış çok etkiledi bizi. Çok etkileyici. Ama Yamal. Peki sol taraf Cody Gakpo, Nico Williams. Üçüncü bir oyuncu benim aklıma gelmedi ama Jamal Musiala'yı da yazabiliriz bu tarafa. Ben direkt Xavi Simons'u şey yaparım, o tarafa atarım. Sola mı? Dani Olmo'yu atarım. Abi Dani Olmo'yu atarım o tarafa. Peki. Burada Xavi Simons'a aklım kaldı, onu veririm. Hmm, peki. O zaman. Forvet yok değil mi? Forvetimiz yok. Kai Havertz'i yazdım oraya. Bir de Arda Güler'i yazdım. Geç abi Kai Havertz'i. Arda Güler. Arda Güler. Turnuva 11'ine 3 Türk. Hani bir de mansiyon ödülü Barış Alper Yılmaz. Gönüllerin şampiyonu Türkiye diye kapatalım o zaman. Asıl evet. Şampiyon İspanya, gönüllerin şampiyonu Türkiye. Zaten bütün Türkler de, bütün demesek de yani %80'i falan İspanya'yı destekliyordu. Evet, bir anglofobi var zaten Türkiye'de. Var. Sebebini bilmediğim bir şekilde var yani. Evet, bir kez daha tebrik ediyoruz İspanya'yı. Burada Euro 2024 mesaisi hastalık bu sohbet için sona erdi. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Oh, make me over. Beğendim.